Merhaba, ben Can Oba. Doğanın tadına hoş geldiniz. Bugünkü açılışımızı Atatürk Havalimanı'ndan yapıyoruz. Ve bugün sizlerle birlikte çok uzaklara gidiyoruz. Güney Kore'ye gidiyoruz. Oranın egzotik lezzetlerini birlikte keşfedeceğiz. İsterseniz vakit kaybetmeyelim çünkü uçakta kalkmak üzere. Merhaba. Ben de evet, Kore'nin başkenti Seul'deyiz ve Seul'deki yolculuğumuz başladı. Bu şehirde bizi ne gibi sürprizler bekliyor? İsterseniz vakit kaybetmeden hemen keşfetmeye başlayalım. Seul'deki lezzet yolculuğumuz devam ediyor. Şu anda Kore Turizm Ofisi'nin yurt dışından gelen yabancılara ve misafirlerine Kore kültürünü tanıtan yemeklerinin de yapıldığı güzel bir merkezdeyiz. Ve şefimiz Wan Sing ile birlikteyiz. Wan Sing, bugün menümüzde neler var? Yes, first japchae. Japchae. Yes, second gungjum tteokbokki. Gungjum tteokbokki. Tteokbokki. Okey, okey. Şimdi şefimiz burada iki tane güzel yemek hazırlayacak. İlk yemeğimiz çapçe. Çapçe. Okey, çapçe. Hangi şeyleri kullanacağız şefim burada? Hangi malzemeleri kullanacağız çapçe için? First, bir havuç. Bir havuç. Okey, bir tane ufak soğan. Yaklaşık 100 gram haşlanmış ıspanak, evet. Siyah mantar, buraya özgü bir mantar bu, Kore'ye özgü bir mantar. Evet. Daha sonra ne veriyoruz? Susam yağı kullanacağız, yaklaşık 20 miligram. Evet. Kanola yağı, yaklaşık evet. O da bir 20 gram ve susam kullanacağız, o da yaklaşık bir tatlı kaşığı. Ayrıca bir çay bardağı soya soslu su kullanacağız. Su kullanacağız. Şimdi ben tabii fazla da karışmak istemiyorum. Burada ustamızı baş başa bırakıyorum. Okey şef. Yavaşça öldürüyoruz ama tam öldürmüyoruz. Çünkü Asya mutfağının en önemli özelliklerinden biri de sebzelerin özellikle çiğ kalması. Yemekte daha aromatik ve daha sert seviyor Asya'da yaşayan insanlar. Onun için de dikkat ederseniz Asya yemekleri hep böyle kıtır kıtır gelir. Soya soslu suyumuzu da ilave ediyoruz şu anda. Ve ıspanağı ilave ediyoruz. Haşlanmış, az haşlanmış, tekrar söylüyorum. Az haşlanmış ıspanağımızı ilave ediyoruz. Çok az haşlanmış. Ve susam yağımızı da ilave ediyoruz. Tabii bu arada ufak bir dipnot daha söylemek istiyorum. Asya mutfağının
en önemli özelliklerinden biri de kullandıkları soslar ve yağlar. Özellikle susam yağı veya soya sosu bu mutfağın olmazsa olmazlarının içinde geliyor. Ve şimdi bir parça deneyeyim bakalım, bir çalışalım almaya. Evet, birazcık yakaladık. Evet, bir parça daha, gördüğünüz gibi biraz profesyonel oldum. İçindeki yağlar ve özellikle soya sosu otomatik olarak sizi alıyor, başka bir tarafa götürüyor. Tabii bunun yanına da taze sebzeleri eklerseniz ve birazcık da mantar. Tabii bununla da kalmıyor. Sanırım birazcık daha et de ilave ediliyordur değişik versiyonlar olarak. Çok lezzetli ve çok sağlıklı. Dikkat ederseniz Asya ülkelerinde çok çok şişman insanlar göremezsiniz. Çünkü ekmek yok bu mutfaklarda, kültürde. Onun yerine pilav kullanılıyor kolon hidratı almak için. Onun için de çok sağlıklı. Kendi evimizde de yapabiliriz aslında bunlardan ama tabii ki zevk ve lezzet sizin beğeninizde. Onun için ben bir şey demeyeceğim ama gerçekten bu çok lezzetli. Okey şef, ikinci yemeğimiz için malzemelerimiz neler? Üç tane mantar, Kore'de yetişen üç tane güzel mantar. Onion. Bir tane orta boy soğan. Rice cake. Yes, three paprika. Three color paprika. Üç renkte biberimiz var. Daha sonra 100 gram da Kore'ye özgü marine edilmiş dana etimiz kullanacağız. Daha sonra susam yağımız var. Yaklaşık 2 yemek kaşığı. Kanola yağı kullanıyoruz. Tekrar 2 yemek kaşığı. Birazcık soya suyu kullanıyoruz. Yani soyanın, soya sosu değil. Dikkat edin, sadece soya suyu. Birazcık daha sulandırılmış hali. Tteokbokki sos. Fudu special sos kullanacağız ve birazcık da üstüne susam ilave edeceğiz. Okay chef, you can start. Etlerimiz dananın boyun ve kol bölümlerinden kesilmiş ve özel marine edilmiş şekilde hazırlanıyor. Hafifçe öldürülüyor. Gördüğünüz gibi Asya mutfağında her şey çok hafifçe öldürülüyor. Şu anda orta boy soğanımızı da ilave ettik. Dikkat edin, bizde genelde soğanlar çok ufak şekilde kesilir ama burada düz ve bir şerit halinde ince ince kesiliyor. Bundaki amaç soğanların da lezzetini almak. Tabii ki biz de kıymanın içine karıştırıyoruz, yemeklerimizin içine ufak ufak karıştırıyoruz ama Asya mutfağı birazcık ısırarak yemeği seviyor soğanı. Şimdi 3 mantarımızdan ilave ediyoruz. 3 değişik mantar kullanılıyor burada. Evet. 3 tane mantarımızı da ilave ettik. Ve şimdi pirinçlerimizi, pirinç kekleri diyorlar yani tam anlamı. Aslında bunlar bizim birazcık beyaz turplara benziyor. Ve şimdi birazcık da az sulandırılmış köri sosu ilave ettik. Evet. Yavaş yavaş ilave ediyoruz suyumuzu ve karıştırıyoruz. Susam yoğunu da en sona sakladık. Bizde hani vardır ya tereyağını en son vururlar yemeğe. Burada da birazcık susam yağıyla daha çok çalışma var. Very tasty. Evet, bu gerçekten çok lezzetli. Özellikle pirinç gerçekten bambaşka bir hava katmış. Çünkü yediğimiz zaman böyle hafif erimiş kaşar tadı var pirincin üstüne. Daha doğrusu öyle anlatayım size o yumuşaklığını. Yemeğin içine gerçekten çok lezzet katmış. Thank you very much chef. You are very kind. Thank you so much.
Kore'deki yolculuğumuz devam ediyor. Bakalım şimdi bizi hangi sürprizler bekliyor? Evet, gördüğünüz gibi burada da önümüze çömlekler çıkıyor. Bildiğiniz gibi Anadolu'da bizim gerçekten çok büyük bir çömlek kültürümüz var. Aslında çok uzak olsak da aslında birbirimize çok yakınız. Yolunuz buralara düşerse bu güzellikleri de görmeden gitmeyin derim. Kore'deki lezzet yolculuğumuz devam ediyor. Şimdiki durağımız Chonju şehri ve bu şehirde geleneksel yemek yapan bir güzel restoran var. Şimdi bu restoranta gideceğiz. Bakalım bizi ne gibi sürprizler bekliyor. Gamsahamnida. Evet, restorantımıza geldik. Tabii Kore'de dikkat etmemiz gereken şeylerden biri de ayakkabılarımızı bazı restoranlarda çıkarmak gerekiyor. Ben de çıkarıyorum. Bu da öyle restoranlardan. Çünkü geleneksel bir restoran bu. Çok güzel bir sofra bizi bekliyor. Hemen oturuyoruz. Evet, şöyle. Tabii birazcık gördüğünüz gibi bizim yer sofralarını andırıyor. Kuruluşu ve prezentasyonu çok güzel. Tabii geleneksel olduğu için Koreliler böyle yemek yiyor. Yüzyıllar boyunca da böyle yemişler. Şimdi sizlere yemekler hakkında da biraz bilgi vereyim. Daha doğrusu aldığım bilgiyi vereyim. Şimdi burada gördüğünüz yemeklerin çoğu buraya özgü, bu Chonju şehrine özgü özel yemekler. İşte burada aperatifler var gördüğünüz gibi. Şurada tekrar yemeklerin yanında kullanılan aperatifler var. Şurada meşhur kimchi turşuları var. Ve diğer burada fasulyeler var, burada mısırlar var. Burada birazcık yengeç bacakları yapmışlar ve burada gördüğünüz gibi taze otlardan var. Ayrıca etli sebze çorbamız var. Daha sonra aynı şekilde burada haşlanmış sebzemiz var. Buraya özgü ve özel acıları içinde var. Burada da buranın orijinal yemeği sebze ve etin karıştırıldığı çok güzel taze şekilde harmanlandığı güzel bir yemek var. Bu yemeğin adı da Chonju Bibimbap. Yani sebzeler ve etlerle güzel bir şekilde harmanlanmış güzel bir yemek. Bu da gördüğünüz gibi taze olarak hazırlanıyor ve sunuma geçiyor. Buradaki yemeğe de Koreliler Hwanpomuk diyorlar. Gördüğünüz gibi bizde birazcık patates kızartmasını andırıyor veya patatesi andırıyor. Renkleriniz, renkler sizi yanıltmasın. Aslında bu yeşil fasulyeden yapılıyor. Ezilerek form haline getiriliyor. Bizim kuru fasulyenin yeşilini düşünün. Ve onu da şeritler halinde keserek, haşlayarak bu hale getiriyorlar. Bu gördüğünüz sarı rengi alması için de doğal renk kullanmışlar. Gardenya çiçeğinin renklerini kullanıyorlar. Ve üstünde de gördüğünüz gibi salatalıkla ve susamla güzel bir harmoni yapmışlar. Şimdi deneme zamanı, daha doğrusu tatma zamanı. Öncelikle ben çorbadan başlayacağım. Şu etli çorbadan, sebzeli çorbadan. Şöyle bir parça gayet de güzel pişmiş. Gayet başarılı ve içine koydukları yeşillikler de güzel bir aroma katmış çorbaya. Şimdi buradan bir de acılı şu sebze çorbalarından bir tane denemek istiyorum. Sebze çorbası da çok güzel. Taze, diriliğini koruyor. Aynı zamanda içindeki acı da güzel bir aroma katıyor yediğimiz zaman. En son olarak da şuradan artık birazcık Koreli olacağız herhalde. Şundan bir deneyelim bakalım. Bir denemek istiyorum ben de. Buradan bir şöyle parça.
da çok güzel. Et çok güzel kızartılmış ufak parçalar halinde. Ve sebzelerle güzel bir uyum sağlamış. Altında da çok güzel bir sos yapmışlar. Bu da gerçekten çok lezzetli. Geleneksel bir Hankook evinde gördüğünüz gibi çok güzel lezzetler yedik. Tabii ki bunlarla kalmıyor. Bu güzel şehirde bakalım bizi ne gibi sürprizler bekliyor. Kore'deki yolculuğumuz devam ediyor. Şu anda Chungju şehrindeyiz ve arkamda gördüğünüz güzel ve eski bir tapınak var. Daha doğrusu saray hizmetinde kullanılmış yapılardan biri var. İsterseniz birlikte vakit kaybetmeden bakalım içeride bizi neler bekliyor. Bu gördüğünüz tarihi mekanın, daha doğrusu alanın aslında bir de kutsal değeri var. Çünkü buradaki insanlar saygılarını göstermek için ve o zamanki krala saygılarını göstermek için çeşitli hizmetlerde bulunuyorlar. İşte törenler için malzemeler hazırlanıyor. Tabii bu arada da bu insanlar da acıkıyor, onlara da yemekler yapmak gerekiyor. Ve içinde bulunduğumuz alan bir mutfak. Gerçekten o zamana göre bence şu anın da üstünde olan bir mutfak. Çünkü çalışma alanı çok geniş. Özellikle malzemeleri koyma alanları görüyorsunuz. Saklama alanları var. Arkada kendi dolapları var. Ve burası bana göre gerçekten o zamana göre en iyi çalışma mutfaklarından biri. Şurada gördüğünüz gibi bir tane ocak var hemen alt kısmında. Yani bunun özelliklerinden biri pişirirken yoruldunuz, hop buraya oturabilirsiniz. Veya malzemenizi buraya koyabilirsiniz veya bunun üstüne bir sehpa koyup kesip burada da çalışabilirsiniz. Ve ayrıca üstü de kapalı olduğu için yan taraflardan şu camlar vasıtasıyla da içeriye taze hava girip çıkıyor. Yani burada işte patatesinizi koyabilirsiniz, soğanınızı koyabilirsiniz. Bu mutfakta çalışmak bence gerçekten çok keyifli. Evet, gördüğünüz gibi yiyeceğimizi de aldık. Yaklaşık 2000 won verdim. Yani şöyle söyleyeyim, yaklaşık 1000 won 5 TL'ye takriben geliyor. Ona göre hesaplarsanız burada da fiyatlar birazcık değişik olabilir ama iyi hesaplamanız gerekiyor. Bakalım tadı nasıl? Evet, şimdi bakalım lezzetli mi? Şöyle. Gayet güzel. İçinde
sebzelerle birlikte buharda haşlanmış. Gerçekten hamuru çok güzel hazırlanmış. Çok güzel bir yiyecek. Hakikaten gerçekten güzelmiş. Evet. Evet, Kore'de dolaşırken ilginç bir şeye daha rastladım burada. Biz de genelde geleceği görmek için kahve falı bakarız, işte sorarız falcıya nasıl çıkıyor, beyaz atlı prens var mı, yolda mı, işte ne bileyim para gelecek mi, var mı yok mu? Koreliler başka bir yolu seçmiş. Onlar da topların içinden bakıyorlar. Ben de merak ettim nasıl bir şey, bir de ben kendi falıma bakayım dedim buraya gelmişken. Şuraya bir jeton atılıyor, daha sonra çeviriyoruz. Ve evet, ne demişler, neyse falin çıksın halin diyorlar ya, işte böyle bir tane alıyoruz ve daha sonra burada gördüğünüz gibi çekiçler var. Bu çekiçte kırıyorsunuz ve falınızı öğreniyorsunuz. Ben de şöyle yapıyorum, bir tane kıralım bakalım. Evet, gördüğünüz gibi kırdım, bakalım falım ne çıkacak. Evet, şu kutumuza atıyoruz boşları da, şöyle açayım. Tabii diyeceksiniz ki bu Korece'den sen ne anlıyorsun, ama en azından şöyle göstereyim. Bu da bugün benim fonuma çıktı. Bunu bir güzel çevirtip bakalım, öğreneceğim içinde ne var diye. İnşallah güzel şeyler yazıyordur, ne diyeyim vallahi. Sorry madem, sorry. Evet. Arkadaşlara yoldan geçenlerden de yardım istedik. Valla yol gözüküyormuş ve yeni insanlarla tanışma gözüküyormuş. Onun için ben de burada fazla vakit harcamayayım. Hemen yoluma koyayım. Ne demişler? Yolcu yolunda gerek. Kore'deki yolculuğumuzun bugünkü bölümünün sonuna geldik. Bir dahaki bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.